Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli insanlardan biri o. Güzel Türkçesi, akıcı konuşması, ince esprileri bir yana Türkiye'de pek çok ilkin altında onun imzası var. Neredeyse bütün ülkeyi radyolara kilitleyen yarışmaları, bugün talk show diye tabir edilen televizyondaki sohbet programlarını ilk kez Orhan Boran yaptı. Ekranın yazılı olmayan kravatsız çıkılmaz kuralını bozarak gömlek ya da kazakla program sunan ilk sunucu ve kendisi mesleğini profesyonel gevezelik diye tanımlasa da aynı zamanda Türkiye'deki ilk stand-upçı o. O doğduğunda takvimler 30 Haziran 1928'i gösteriyordu. Aslen Balıkesirli olan Boran İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Hikmet Boran albaylığa terfi edecekken 1944 yılında veremden vefat eden bir askeri doktordu. Ayrıca babası İstanbul'un işgali sırasında tıbbiyedeki direnişin örgütlenmesindeki rolü ve Sivas Kongresi'ndeki manda karşıtı konuşmasıyla da tanınıyordu. Bunların yanı sıra Ankara Cebeci Hastanesi'nde tabip albay İbrahim Tali öncülüğünde yaptıkları tifüs aşısı üretme çalışmalarında yakın arkadaşı Yusuf Balkan'la beraber aşıyı kendi bedenlerinde denemiş olmaları Hikmet Boran'ın bilime verdiği değeri gösteriyordu. Orhan Boran, Edremit Cumhuriyet İlkokulu'nu bitirdikten sonra yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde okumaya başladı. İlk sahne deneyimini lise yıllarında yaşadı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda rejisör olan ve okul temsillerini sahneye koyan Necdet Mahfi Ayral tarafından Molière'in bir oyununda oynaması için seçilmişti. Sanata meyilli olan Boran, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite tercihini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü bölümünden yana kullandı. Ancak 3. sınıfta okuldan ayrıldı. Necdet Mahfi Ayral, Boran'ı Muhsin Ertuğrul'la tanıştırmıştı. Bu sayede İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. 20'ye yakın oyunda rol aldı. Şehir tiyatrolarında çalıştığı dönemlerde bir Fransız topluluğuna tercümanlık yaptı ve bu topluluktan bir davet aldı. Paris'te bir tiyatroda bir yıl kadar staj yaptı. Buradaki bazı sahne sanatçılarının espriler yaparak halkı güldürmesinden çok etkilendi. Türkiye'ye döndüğünde bunun üzerine eğilmeyi düşünüyordu. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Radyo Evi'nde radyoculuğa başladı. Ekrem Reşit Rey'in asistanı olarak girdiği radyo evinde temsil yayınları rejisörlüğü yaptı. Yeni program fikirleri getirdi. Günümüzde iyice popülerleşen sokak röportajlarını Türkiye'de ilk olarak Orhan Boran İstanbul Radyosu'nda başlatmıştı. Temsil yayınları rejisörlüğü yaparken Taksim'e bir kamyon çıkarıp yoldan geçenleri durdurarak sorular sorar, onları konuştururdu. 1950 senesinde ek iş olarak Elmadağ'da açılan Kervansaray Gece Kulübü'nde sanatçıların sırasını organize ediyordu. İstanbul Radyosu kadrosunda bulunan birinin gece kulübünde çalışmasını doğru bulmadı. Bunun sonucunda Orhan Boran radyo evindeki görevini bırakmak zorunda kaldı. Gece kulübündeki işinde Paris'te edindiği tecrübelerden yararlandı. Yaptığı esprili anonslar çok beğenildi ve bir süre sonra kısa esprili sohbetler yapması teklif edildi. Hayali bir eş, kaynana ve kayınbiraderle yaşanan maceralara dair esprili anlatımlarla sahne komedyenliği yapmaya başladı. Bu sohbetler aslında kendisinin ayaküstü gırgır dediği, ancak bugün stand-up olarak bilinen performansın Türkiye'deki ilk örneğiydi. Bu başarılarının yanı sıra radyoda bir firma reklamı için 11 soru bilgi yarışması programını yaptı ve tanınırlığı her geçen gün arttı. 1956 senesinde BBC'nin Türkçe servisinde çalışmak için açılan sınava girdi. 220 kişi arasından birinci seçilen Boran Londra'ya gitti. BBC Türkçe servisinde pek çok program yaptı, haber okudu. Londra gazetesinin Londra muhabirliğini yaptı. 1959 senesinde içinde Adnan Menderes'in de bulunduğu uçağın düştüğünü dünyaya ilk duyuran isim Orhan Boran. 4 yıl kadar İngiltere'de kaldı. 1956-60 yıllarında BBC'deydim. İlk 6 ayda 4 yılda terfi edebileceğim en üst noktaya gelmiştim zaten demişti. Yakın dostu Şakir Eczacıbaşı'nın daveti üzerine Türkiye'ye döndü
firmalar ve bankalar için bilgi yarışması programı yaptı. BBC radyosundaki deneyimlerinden yola çıkarak 1959 senesinde bir hayali kahraman yarattı. Yuki, 60'ların unutulmaz radyo kahramanıydı. Bu kahramana çuvalla mektup geliyordu. Orhan Boran'ın karşısında gerçekten birinin konuştuğuna inanılıyordu. Çocuk değildi, büyük değildi, hatta insan gibi de değildi. Hele çocuklar için Yuki tam bir muammaydı. Kimdi acaba? Bunun hikayesi de oldukça ilginçti aslında. Orhan Boran, İngiltere'de BBC Türkçe servisinde çalıştığı yıllarda bir stüdyo çalışması sırasında teknisyenin band kaydını zaman kazanmak amacıyla hızlı geçmesi sonucu konuşma seslerinin hızlı ve ince çıkması stüdyoda bulunan İngilizleri güldürmüştü. Bu olay Boran'da ilham yaratmış ve hiç Türkçe bilmeyenler anlamadan bu kadar gülerse kim bilir Türkiye'de ne kadar gülerler diye düşünmüştü. Yuki adındaki hayali kahramanla diyaloglarına dayanan bir radyo programı yaptı. 1959 Nisan'ında bir pazar sabahı İstanbul Radyosu'nda dinleyicilere Yuki adıyla bu hayali kahramanı tanıttı. Türkiye'de 1960'ların unutulmaz radyo kahramanı haline gelen Yuki, hızla dönen banttaki konuşma sesinden ibaretti. Bu sesi çıkaran mahluk ne çocuk, ne büyük, ne insandı. Orhan Boran'ın tanıttığı şekliyle Brezilya ormanlarında yaşayan, nesli tükenmiş bir aileden tavşan kulaklı, sincap kuyruklu, kazma dişli, zeki bir yaratıktı. Orhan Boran'la sohbet ederler, Yuki'nin yaşadığı komik, heyecanlı, gerçek dışı olaylardan, gündelik sorunlardan bahsederler, kimi zaman da ahlaki değerleri gündeme getirirlerdi. Zaman zaman Yuki şakanın ölçüsünü kaçırır, Orhan Boran'dan güya bir tokat yer, "Vik!" diye kısa bir çığlık atardı. Yuki programı radyoda 14 yıl kadar yayınlandı. Yuki halk tarafından o kadar çok beğenildi ki Altan Erbulak tarafından çizgi romana bile uyarlandı. 1960'lı yılların sonunda plağı yapıldı. Orhan Boran Milliyet Çocuğun dergisinde Yuki ile köşe yazıları yazdı. Radyodaki başarısının yanı sıra gece kulüplerindeki sahne komedyenliğini de sürdürüyordu Orhan Boran. 1970'li yıllarda gazinolarda da çalışan Boran, çıktığı turnelerde sahne amirliği de yaptı. Televizyonda da pek çok başarılı işe imza atmıştı. Trafik eğitim programları, eğlence köşesi, spor köşesi, önce Garip Ama Gerçek, ardından karısı Güler Boran'la, Orhan Boran'la pazar gecelerini hazırladı. TRT'deki Panel Öden sonra ilk özel TV kanalı Magic Box'ta Orhan Boran'lı dakikaları sundu. Kanal D'de Kim Haklı, ATV'de ATV pazarı yaptı. Kanal 8'de tekrar TRT'de çalıştı. O kadar popüler olmuştu ki çeşitli Yeşilçam filmleri içinde kamera karşısına geçmişti. Oynadığı filmler arasında Domaniç Yolcusu, Kanlı Döşek, Yıldırım Beyazıt ve Timur Lenk, Söz Müdafaa'nındır, Kaldırım Çiçeği, Balıkçı Güzeli ve İçimizden Biri gibi yapımlar sayılabilir. Sahne gösterileri, televizyon ve radyo programının yanı sıra reklam filmlerinde de oynadı. Gazetelerdeki haftalık yazılar halinde kaleme aldığı anıları 1978'de Leyleğin Ömrü kitabında yayınlandı. Özel yaşamına değinecek olursak Orhan Boran 3 kez evlendi. İlk evliliğinden Arzu adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini Elizabeth isimli İngiliz bir hanımla yaptı. Bu evlilik 7 yıl kadar sürdü. Üçüncü ve son evliliğini 1973 senesinde 46 yaşındayken TRT'de tanıştığı Güler Hanım'la yaptı. Bu evliliktense Burak adında bir oğlu, Ahu adında bir kızı oldu. Oğlunun doktor olduğu biliniyor. Orhan Boran 90'lı yıllarda hala televizyonda programlar yapıyor, genç kuşaklarla buluşmaya devam ediyordu. Dönemin heavy metal müzisyeni gençlerle yaptığı talk show kısa sürede metalci gençler tarafından çok sevilmişti. Hayata, medyaya, şov dünyasına ilgisini yitirmiyordu Orhan Boran. Yaptığı eğitim, eğlence ve spor programları ile hafızalarda yer etmişti. Şan Tiyatrosu'nda sahnelenen Müzikal Kahkaha adlı oyunla şovlarına veda etti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dersler verdi. Boran, Güzel Türkçesi ile Kültür Bakanlığı'ndan ve Türk Dil Kurumu'ndan ödüller aldı. 10 Haziran 2005'te Beşiktaş Kültür Merkezi'nin Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda organize ettiği jübilede 59 yıl emek verdiği meslek hayatına ve 25 yıl uzak kaldığı sahneye veda etmek üzere son kez sahneye çıktı.
2002 yılında kolon kanseri tanısı almıştı. İki büyük ameliyat geçirdi. İlk ameliyatından bir hafta sonra hastaneden çıkmıştı aslında ama iki gün sonra fenalaştı. Ani bir ateş, titreme ve terleme, düşüp bayıldı. Eşi Güler Hanım, beyin cerrahı olan oğullarını aradı hemen. Tekrar hastaneye kaldırıldı. İkinci ameliyat şart dediler. 74 yaşındaydı. O yaşta biri için bu kadar kısa sürede iki ameliyat çok riskliydi. Olanları eşi Güler Boran Milliyet'e şöyle anlatmıştı. Çok korktuk ve ağlayarak gitti. Ben ölüyorum, hakkınızı helal edin dedi. Öyle ameliyata girdi. Çıktığında uzaylı gibiydi. Her yerine bir hortum takılmış. Karnında, kollarında, göğsünde tüpler, kordonlar, ağzında, burnunda yaşayacak mı bilemiyorduk. Yoksa öldü mü? İnanın halk basından daha vefalı. Türkiye'nin dört bir yanından, Almanya'dan, İsviçre'den hayranları ziyarete geldi. 80 yaşında bir hayranı gelmiş. Ne olur bir kere gösterin, yoksa öldü mü diye soruyordu. Arkadaşları hep yanımızdaydı. Hastane doldu, taştı. Orhan Boran kemoterapi almak istemiyordu. Hayatımın son yıllarını saçlarım dökülmüş olarak geçirmek istemiyorum. Öleceksem insan gibi bu halimle öleyim. Şu dünyayı sefil halde terk etmek istemiyorum. Hayranlarım beni hep bu halimle hatırlayacak. Saçları dökülmüş olarak değil dedi ve kemoterapi almayı reddetti. ...2012 yılında kemik iliği hastalığıyla da mücadele ediyordu. Orhan Boran, Sabah Tümer'le Bugün programında sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, şunları söylemişti. Benim 2 hafta aralıkla taze kan almam gerekiyor. 4 gözle vampirler gibi kan alacağım günü bekliyorum. Kan bulunamadığı zaman iştahım kesiliyor, halsiz kalıyorum ve uyku düzenim bozuluyor. Kan grubum ARH negatif. Oğlum Burak Boran beyin cerrahıdır. Başta hastalığım anlaşılamadı. Miyelofibrosil dediler. Yani kemik içindeki ilikler işe yaramaz hale gelmiş. Birçok tetkik yapıldı ve sonunda anlaşıldı ki belirli periyotlarla taze kan almam gerekiyor. Bu hastalıkla 2,5 yıldır mücadele ediyorum. Hakkımda haberler çıktıktan sonra o kadar çok arandım ki anlatamam. Birdenbire gönüllü patlaması yaşadık. Gönüllü de beni de serseme çevirdi bu ilgi. Ben unutuldum gittim zannediyordum. Ağlayarak benim kanımı da alın diye yalvaran insanlarla karşılaştım. Ağrı'dan arıyorlar, Diyarbakır'dan arıyorlar, biz kendi imkanımızla geliriz diyorlar. Şimdi 15 günde bir gidip kan alıyorum. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Orhan Boran'ın bu açıklamalarının ardından Türk Kızılayı harekete geçti. Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar'ın talimatıyla kan hizmetleri uzmanları Orhan Boran'ın İstanbul'da tedavi gördüğü Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorlarıyla eşi Güler Boran'a ulaştı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar'ın talimatıyla duayen sunucu Orhan Boran'ın tedavi sürecinin aksamaması için ihtiyacı olan ayda 2 kez 2'şer ünite ARH negatif kanı Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Müdürlüğü temin edeceğini söyledi. Usta sanatçı 26 Mayıs 2012'de 84 yaşındayken hayatını kaybetti. Erenköy Galipaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Boran'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acısıyla tatlısıyla bir Orhan Boran geçti bu dünyadan. İyi ki de geçti.